Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bir hayli zamandır video atamıyordum. Malumunuz cenaze vesaire işleri vardı arkadaşlar. Memlekete gitmek zorunda kaldım. Gittim geldim. Şimdi videoyu atacağız inşallah bugün. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ya da ehliyet.hocam adresinden bizlere Instagram'dan sorularınızı gönderebilirsiniz diyorum. Ve fazla da vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna demiş. Doğru cevabımız... Evet arkadaşlar, bunun cevabını siz yazıyorsunuz. Nereye yazacaksınız? Aşağıya yorumlara yazıyorsunuz. Biz de hemen size yanıtlayacağız arkadaşlar. Bir saat içerisinde en geç diyorum. Evet, o halde devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle gelmiş. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? Kırmızı oklu ışık, yaya figürlü yeşil ışık, faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık, faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık ikaz anlamındadır ve o bölgenin dikkatli bir biçimde geçilmesi gerektiğini bizlere bildirir. Aksi takdirde arkadaşlar büyük ihtimalle ana yol kavşağıdır orası zaten. Dikkatli olmazsanız selağınız okunur. Şekildeki park etmek yasaktır levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? Yol yardımını, aracın servise götürüleceğini, park yapan araçların çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Park yapan araçların, bu bölgeye park yapan araçların çekileceğini söylüyor. Bu levhayı gördüğünüz yere kesinlikle park yapmayın arkadaşlar. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Baş geride yarı oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan oturuş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yan yatış pozisyonunda ne yapılmalıdır? Tutulmalıdır. Yarı yatış da dediğimiz bir pozisyon bu. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü kusmuk arkadaşlar ne yapabilir? Nefes borusuna giderek hava alma yolunu tıkayabilir ve böylece hastayı kaybedebiliriz, yaralıyı kaybedebiliriz. Bu yüzden yan yatış pozisyonunda ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Araçların takip mesafesine uyması, 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi, 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi, 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Burada nasıl bir şey var? Şuraya bakarsanız arkadaşlar bakın buranın %3'lük mü %10'luk mu bir eğimli yol olduğunu söylüyor. Ama bizi ilgilendiren asıl tabela ise hemen altında bulunan yük taşıyan araçlar için ve kamyonlar için sollama yasağının olduğunu gösteren tabelamızdır. O halde burada 3 numaralı araç kesinlikle sollama yapamaz ama diğer araçlar sollama yapabilirler arkadaşlar. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? 10 dakika, 15 dakika, kalbi daha hızlı çalışana kadar, hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Biz diyelim ki geçtik, gerçekten ciddi bir vaka var, kalp masajı yapıyoruz, solunum yapıyoruz. Arkadaşlar bizim yapacak olduğumuz şey kişi kendi kendine bu yaşamsal faaliyetlerini idame ettirene kadar bizim bunları yapmamız gerekiyor. Eğer kendi kendine yapabiliyorsa artık her bir 10 dakika, 10 saniyede, 5 saniyede bir kontrol edersiniz şöyle bir. Baktınız devam ediyor, sıkıntı yok. Diğer yaralılara bakmaya devam edersiniz. Ede hocam çalışmadı diyelim ki o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar sağlık ekipleri yani 112 gelene kadar kalp masajına ve suni solunuma devam edeceksiniz. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? Şarj sisteminin çalışmadığını, yağ basıncının çok düştüğünü, lastikte basınç kaybı olduğunu,
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bizlere bildirir. Genelde kırmızı bir biçimde yanarak bizlere uyarısını bildirir. Peki bunun işareti gördüğümüz zaman, yani hararet yükseldiği zaman ne yapmamız lazım? Arkadaşlar klimamız varsa bunu kapatacağız. Yapmamız gereken bir numaralı şey. Bunun yanında işte aracı kesinlikle stop etmiyoruz. Çünkü döngünün devam etmesi lazım. Eğer stop ederseniz parçaların o andaki sıcaklığıyla birbirine kaynayabilir. Stop etmiyorsunuz. Rölantide çalıştırmaya devam ediyorsunuz. Zaten belli müddet sonra düşecektir. Ambulans geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veyahut da görülür işaretini alan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmak zorundadır? Ambulansa eskortluk yapmak, taşıt yolu üzerinde yer açmak, bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar C şık olacak. 2 ve 3 olacak. Eskortluk yapma gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ambulans eskortluk yapılmaz. Taşıt yolu üzerinde yer açılabilir. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltılır. Ama ambulansa eskortluk yapılmaz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Motorlu taşıt giremeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer arkadaşlar sadece araba olursa motosiklet hariç diğer bütün motorlu taşıtların giremeyeceği anlamına gelir. Ama hem motosiklet hem de araba varsa arkadaşlar işin içerisinde o zaman motorlu taşıt giremez anlamına gelir. Diğerlerinde ise sadece etrafında birer kırmızı çizgi şeklinde eğer ortada yaya varsa yaya giremez, bisiklet varsa bisiklet giremez, eğer at arabası varsa at arabası giremez. Yani şu çizgi olmayıp da sadece ortada bir yaya olursa, bisiklet olursa falan bunların yasaklandığı anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi araçların plak kararıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur? Özel plaka olmalı, vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden almış olunmalı, tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı, plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olmalısı. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yeni yönetmelik diyor ki herhangi bir vida ile tutturulmuş plakalar geçersizdir diyor. Eğer öyle plakanız varsa tabii kenarlarından tutturmak falan bayağı bir onun bir sınırı var ama siz gene de bunu tercih bile etmeyin. Çünkü aracınız muayeneden zaten bırakılacaktır. Gidip plakayı değiştirmeniz istenecektir. Herhangi bir plaka deliği varsa. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Tarım traktörü, otobüs, iş makinesi, at arabası şıklarda verilmiş. Tabii bunları renklendirilmiş olarak verecekler arkadaşlar size. Aklınızda yani gördüğünüz zaman şaşırmayın. Doğru cevabımız burada otobüs olacak. Peki bunu nereden bileceğiz? Arkadaşlar öncelikle burası kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Buna bir karar vermemiz gerekiyor. Eğer kontrollü kavşaksa zaten buralarda tabelalarımızı veyahut da yer işaretlemelerimizi göreceğiz veyahut da bir polis abimizi göreceğiz burada. Bunlardan biri yoksa arkadaşlar burası bir kontrolsüz kavşaktır. O halde ne yapacağız? O halde arkadaşlar iş makinesi veyahut da traktör varsa bunlar en son geçer. Çizdim üzerlerini bunların. Şu kutsal kalemi şöyle bir çıkartayım ben yerinden. Evet, çizdim bunları. Eğer motorsuz taşıt varsa en son geçer. Bunu da çizdim. Zaten arkadaşlar geriye ne kaldı? Bir otobüs kaldı. O halde otobüs önce geçmelidir arkadaşlar. Eğer geçiş üstüne sahip polis, ambulans vesaire varsa arkadaşlar ambulans, itfaiye ve polis şeklinde öncelik sıralaması yapabiliriz. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? İdari para cezası, ağır hapis cezası, aracı en sağ şeritten sürme cezası, sürücü belgesi almaktan men cezası. Doğru cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadığınız anda şunu bilin ki hem size yani aracı kullanana hem de arkadaşlar aracı o kişiye veren kişiye ne yapılır? İdari para cezası uygulanır. Yani çok da kötü bir şey bence. Yüklü bir ceza ödemiş olursunuz. Kuş gibi uçarak devam edersiniz yolunuza.
Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Durup beklemeli, durmadan geçmeli, gelen araç yoksa dikkatli geçmeli, yayaların geçebileceği için yavaş gitmeli demiş. Doğru cevabımız... Evet arkadaşlar, zaten gördüğünüz gibi burada neyi gösteriyor? Bize kırmızı ışığı göstermiş. Demek ki burada bizim durmamız lazım. Hocam şuralarda ne yanıyor acaba? Burası yayalar içindir arkadaşlar. Eğer sola doğru bakıyorsa yayalar içindir. Çünkü yayalar buradan gelip geçiyordur arkadaşlar. Orası bizi ilgilendirmez. Bize ilgilendiren burası oluyor. Baktık, kırmızı yanıyor. Duracağız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içerisinde yer almaz? Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi, ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması, olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kazaya karışan araçların durumların tespit edilmesi vesaire, bu sonra yapılacak bir iştir. Kurtarma zincirinde hangileri yer alır? Öncelikle arkadaşlar biz sağlık kuruluşuna haber veriyoruz. Olay yerinde temel yaşam desteği yapıyoruz. Bu birinci halkası şu. Şu bir. Bu iki arkadaşlar, biz yapıyoruz desteği. Daha sonra ambulans ekipleri geliyor. 3. En son arkadaşlar dördüncüsünde ise kişiler hastaneye götürülüp orada acil serviste gerekli müdahalelerin yapılması şeklinde sıralanıyor. Ama A şıkkında olduğu gibi bir durum söz konusu değildir kurtarma zincirinde. Google amcaya yazarsanız zaten tıkır tıkır görürsünüz. Bazen bunu görsel olarak da soruyorlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Kaygan yola yaklaşıldığını, karayolunun deniz kıyısında bittiğini, tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığı, taşıt yoluna taş ya da kaya veya toprak düşebileceğini demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Burada da eğimin neyini veriyor arkadaşlar? Bize eğimin yüzde kaçlık olduğunu biliyor. Sorulabilir arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim. Hocam peki bu yokuşların neyle inip neyle çıkacağız? Hangi viteste ineceğiz? Hangi viteste çıkacağız? Arkadaşlar nasıl çıkıyorsak, kaçıncı viteste çıkıyorsak o viteste ineceğiz arkadaşlar. Yani zaten bu yokuşlarda yavaş çıkmak gerekir. Özellikle yük kamyonu taşıyorsak en sağ şeritten gitmek gerekir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi, yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması, araç geçenlerin sol şeritten gitmesi, yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yolun boş olması halinde iki şeridin de birlikte kullanılması yasaktır arkadaşlar. Kesinlikle yapılmaz. Sadece bir şeritten gitmeniz gerekir ve o da en sağ veyahut da 3 şeritli ise en sol şeridi sürekli olarak işgal etmeyecek şekilde gitmek gerekir. En son şeridi sürekli olarak işgal etmek trafik suçudur arkadaşlar. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bölünmüş yola gireceğini, tali yol kavşağına yaklaştığını, iki yönlü yol kesimine yaklaştığını, ileride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu demiş. Ben de size şöyle yaklaşarak tabelayı göstereyim arkadaşlar. Evet, şu tabelayı duyuyor. İki tane siyah ok var karşılıklı. Tabii ki de arkadaşlar bu bize neyi göstermektedir? İki yönlü yol kesimine yaklaşıldı. Artık şu bölünmüş yolun ne olacağı, biteceği ve tek şerit üzerinden hat üzerinden ilerleyeceğini söylüyor trafiğin. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Traktör, yaya, otomobil, motosiklet şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet. Arkadaşlar burada ilk geçiş hakkını yaya kullanır. Evet, ilk geçiş hakkını yaya kullanacaktır. Akabinde ise arkadaşlar hangisi geçer diye sorulursa traktör abimizin geçmesi. Onun akabinde hangisi geçecek diye sorulursa arkadaşlar evet arabamızın geçmesi gerekir. En son motosikletin ne yapması lazım? Bu yola dahil olması lazım. Böyle sorularda öncelik sıralaması gelmez zaten arkadaşlar. Yani yaya varsa işin içerisinde bunu sormazlar size. Direkt yayayı sorarlar. O yüzden panik yapmanıza gerek yoktur.
Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 1, 2, 3 ve 4 şıklarda verilmiş. Eğer arkadaşlar hususi bir otomobiliniz varsa 0 almışsanız aracı, yani 0 kilometre yazıyorsa orada veyahut da 19-20 de yazabilir ama yani 0 almışsanız 3 yaş boyunca muayene yaptırmazsınız. 3 yıl bittikten sonra her 2 yılda bir muayene yaptırırsınız. Eğer kamyonet, otobüs vesaire ise her yılda her yıl muayene yaptırırsınız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak. Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek, selektör yapmak, hızını arttırmak. Arkadaşlar başlamadan önce ilk yapmamız gereken şey tabii ki de yolun güvenliğine bakmak. Eğer yol doluysa, arkadan bizi sollayan varsa veyahut da yolda karşıdan gelen varsa kesinlikle geçiş yapmayız arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Yolumuzda izlediğimiz şeritte devam etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır demiş. Doğru cevabı derhal veriyorum. Evet arkadaşlar, bu tehlikeli viraj yön levhasıdır. Biz de girecek olduğumuz virajın yönünü belirtmek için kullanılır. İlk bir tane böyle levha vardır. Sonrasında bunun şöyle küçük küçük bölünmüş şekilde verildiğini görürsünüz arkadaşlar. Yine burada görmüş olduğumuz levhalar bize kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığı ve bunun tek hat olduğu, eğer şurada bir tane daha şöyle ok şeklinde bir şey olursa bunun iki hatlı olduğu vesaire bilgilendirme yapar. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bizlere dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Eğer mavi renkli görüyorsanız bu tabelayı dönel kavşaktasınız demektir. Eğer arkadaşlar bunu görüyorsanız sağa dönmenin yasaklandığını bilmeniz yeterlidir. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur? Motor rölanti devrinin yüksek olması, yağlama sisteminin görev yapmaması, motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması, marş yapıldığında marş motorunun yavaş dönmesi demiş. Arkadaşlar zaten gayet aşikar cevap. Eğer motorumuz düzenleyerek veyahut da tekleyerek çalışıyorsa ya yakıt kirlidir ya da eğer benzinli motorsa veyahut da dizel motorsa buji ya da enjektörlerde bir arıza vardır arkadaşlar. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur demiş. Motorun hararet yapmasına, motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa zamanda bitmesine demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Evet. Motorun hararet yapmasına sebebiyet verecektir arkadaşlar. Gayet bariz zaten. Diğerleriyle hiçbir alakası yoktur. Ama hararet yaptığı zaman klimayı ne yapmak lazım? Kapatmak lazım. Aracı kenara çekip rölantide çalıştırmak yeterli. Şekildeki durumda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Yaya girinceye kadar durması, yaya geçinde uygun mesafede durması, yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi, yaya geçine yaklaşırken hızını azaltması. Doğru cevabımız... Evet, yaya ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır arkadaşlar. Ben size daha önce de söylemiştim videolarımda. İşte kornaya basarak uyarması, işte korkutmak için acılı fren yapması vesaire vesaire bu gibi şeyler veriyorsa arkadaşlar veyahut da korna çalıp durdurması gibi. Bunlar arkadaşlar yanlış cevaplardır. Eğer doğru yanlış cevabı istiyorsa burada olduğu gibi direkt onu işaretleyin. Eğer doğru cevabı istiyorsa da bizim için onlar önemsizdir. Direkt onların üstünü çizebilirsiniz. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar demiş. Antifriz, termostat, kızdırma bujisi, hava filtresi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız kızdırma bujisi olacak arkadaşlar. Kızdırma bujisi bizim aracımızın, dizel aracımızın soğuklarda kolay çalışmasını sağlar. Diğerlerini de şöyle açıklayalım. Antifriz ise soğuk havalarda soğutma suyunun donmasını engelleyerek korozyonu, işte aşınmayı vesaireyi önlüyor aracımızda, radyatörde. Termostat aracımızın suyunu belli bir sıcaklıkta tutmasını sağlıyor. Hava filtresi ise aracımızın işte yanmak için giren içeriye havayı ne yapıyor? Temizliyor. Yanma odalarına temiz havanın gitmesini sağlıyor. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır demiş.
Egzoz sıvabı, emme manifoldu, egzoz susturucusu, emme susturucusu demiş. Benim güzel kardeşlerim burada gidiyorlar, emme susturucusunu işaretliyorlar. Benim onları çifteyle, dededen kalma çifteyle kovalayasım geliyor. Damdan aşağı atasım geliyor. Arkadaşlar, emme susturucusu diye bir şey yok. Egzoz susturucusu vardır. Egzoz manifoldu vardır. Ama bunların hiçbiri susturma işaretine yaramaz. C şıkkındaki egzoz susturucusu yalnızca bu işi görendir. Ve çıkarılması da yasaktır arkadaşlar. Çıkarırsanız ve yakalanırsanız ne yapılır arkadaşlar? Sizin sürücü belgeniz iptal, sürücü belgeniz demişim. Aracınızı trafikten men ederler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi hangi kuruluş yerine getirmektedir demiş arkadaşlar. İl Özel İdareleri, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Jandarma Genel Müdürlüğü, Genel Komutanlığı ne yapar arkadaşlar? Bu konuda yetkilidir. Genelde zaten bakıyorsanız Jandarma Trafik adı altında onları görmeye başlarsınız bu yerlerde. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez demiş. En sağdaki, ortadaki, en soldaki, orta ile en sağdaki demiş arkadaşlar. Bunu biraz önce söyledim. En soldaki şeridi kesinlikle işgal etmememiz gerekir arkadaşlar. Trafik suçu işlemiş olursunuz uzun süre işgal ederseniz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlaması olduğunu bildirir demiş. Evet, aracımızın uzunluğundan bahsediyor arkadaşlar. Burada doğru cevabımız bu olacak. Diğerlerinde neyden bahsediyor? Dingilbaşı ağırlığın 6 tondan fazla olamayacağı, aracımızın arkadan bakıldığı zaman genişliğinin 2,30 metreden fazla olamayacağını, aracımızın yüksekliğinin 3 metreden 3,5 metreden fazla olamayacağını bizlere söylüyor arkadaşlar. D1 sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz demiş. Minibüs, motosiklet, lastik tekerlekli traktör, ATV demiş arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, böyle durumda aklınıza ilk gelecek olan şey ne olsun biliyor musunuz? Hangisine ayrıyetten ehliyet almak gerekiyor? Bunu kafada yontabilirsiniz. Tamam, bu şekilde bir şey söyleyebilirsiniz. Mesela A hariç B, C, D'leri aldığınız zaman arkadaşlar B'yi sürebiliyorsunuz mesela C'yi aldığınız zaman. D'yi aldığınız zaman C'yi de sürebiliyorsunuz. O halde minibüsü zaten B ile bile sürüyorsak bunu sürebilirsiniz gibisinden kafanızda şey yapabilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Burada ay şey olan arkadaşlar motosiklettir. Bunun için A sınıfı bir ehliyet almak gerekir. Bu A1 olabilir, A2 olabilir ama A sınıfı bir ehliyet almak motosiklet için şarttır arkadaşlar. Lastik tekerlekli traktör B'yi aldığınız zaman tak diye yanında zaten veriyorlar arkadaşlar. Minibüsü zaten B ile de sürebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Lastik değişiminden sonra balans ayarının yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Doğru cevabımız burada D şıkkı olacak arkadaşlar. Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine ne yapacaktır arkadaşlar? Yol açacaktır. Belli bir hızdan sonra bizim direksiyonumuz ne olacaktır arkadaşlar? Titremeye başlayacaktır. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisindedir demiş. Marş motorunun kablo bağlantılarında, akünün kutup başlarında, rölanti devresinde, jikle devresinde demiş şıklarda. Doğru cevabımız ise arkadaşlar motorun kablo bağlantılarında olacak marş motorunun arkadaşlar. Eğer burada deseydi ki kornada çalışmıyor deseydi hemen bakacağımız yer akünün kutup başları ya da akünün enerjisinin bitmiş olması olacaktı. Ama bize ne diyor arkadaşlar? Kornada çalışıyorsa diyor. O halde elektrikle ilgili bir sıkıntımız yok. Zaten aracımız çalışsaydı rölanti ve jikliğe de bakmamız gerek yoktu. Buradayız arkadaşlar. Marş motorunun kablo bağlantılarına bakmamız yeterli. Motora yağ nereden konulur demiş. Karter tıpasından, radyatör kapağından, yağ çubuğu deliğinden, subap kulbütör kapağından demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız subap kulbütör kapağından konulur olacak arkadaşlar. D şıkkı doğru cevabımız olacak.
Aracın böyle motorun hemen üstündeki kapaktan bahsediyor. Üzerine renk veya teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur demiş. 30, 40, 50, 60 şıklarda söylenmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız evet A şık olacak. 30 gün arkadaşlar. 30 gün içerisinde ne yapılması lazım? Bildirilmesi gerek. 35. sorumuz aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir demiş arkadaşlar. A. İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B. İlk yardımcı emin olmadığı uygulamadan kaçınmalıdır. Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapmamalıdır. Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır demiş. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı olacak arkadaşlar. Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapmazsak zaten ilk yardımcının hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kavrama yani debriyaj sisteminin görevidir? Motorun hareketini stoplara iletmek veya kesmek, motorun hareketini alternatöre iletmek veya kesmek, motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek, motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veyahut da kesmek olacak. Yani şanzıman diye de geçer vites kutusu arkadaşlar. Zaten güç aktarma organlarından biliyorsunuz. Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir? Yalnız 1, 1 ve 2, 3 ve 4, yalnız 2 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Hem motor suyuna hem de cam suyuna arkadaşlar antifriz konulabilir. Diğerlerine ise antifriz kesinlikle koyulmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir demiş. Öfke, işitme, yaş, bedensel sakatlık demiş arkadaşlar. Sürüş yeteneğini tabii ki de arkadaşlar A şıkkı zihinsel süreç olarak etkiler. Diğerleri zihinsel değil fiziksel süreçle ilgilidir. Fiziksel işte vücudumuzdaki vesaire değişiklikler arkadaşlar. Zihinsel ise öfke, sevinç, işte heyecan vesaire diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? Eklem çevresindeki şişmelerdir. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D şıkkı. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir arkadaşlar. Burkulma dediğimiz anlık olarak meydana gelen bir olay. Burkulmalarda şişmeyi azaltmak için ayak kalpten yüksek bir noktaya tutulur arkadaşlar ve soğuk uygulama yapılabilir diyebiliriz. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yaptırılmalıdır? Sinyal ampulü, hava filtresi, yakıt göstergesi, pardon, hız göstergesi demiş arkadaşlar. Şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar burada hava filtresi olacak. Göstergeler sadece bize gösterir arkadaşlar. Aklınızda o gelsin. Şu kutsal kalemi tekrardan bir açayım. Ama hava filtresi bizim yanma odalarına gönderilen havayla ilgilidir. Eğer yeterli hava gitmez, temiz hava gitmezse zengin karışım olur ve aracımız düzgün bir biçimde yakıt ekonomisi sağlamaz. Fazla yakıt ama performans alamayız arkadaşlar. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanları taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerin hangisine aittir demiş. Hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi demiş. Burada benim kurban olduklarım B ve D şıkkına doğru gidiyorlar. Onları kurşunlamak istemiyorum. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Atar damar ve toplar damarlar vasıtasıyla işte toplar damar geriye topluyor. Atar damar ise benzer elemanlara taşıyor arkadaşlar. Aklınızda bunlar bulunsun. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak bulunmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, baş çene pozisyonu verilmesi demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Dilin geriye kaçması arkadaşlar solunum yolunu tıkayarak bulunmasına sebebiyet verebilir. Çok nadir gelirken bu olaydır. Bunun yanında arkadaşlar işte
takma dişlerin burayı tıkaması söz konusu olabilir. Kişinin ağzında işte sakız varsa bunun tıkaması olabilir. O yüzden kontrol etmemiz gereklidir arkadaşlar. Bu arada şunu bir değinelim. Çenenin kasılması arkadaşlar kişinin bu Konya'da bir tane ablamız Ramazan Şerif'te geldi ne güzel. İftar sırasındayken arkadaşlar bayılıyor. Adamın kadının çenesini açmadan ondan sonra ağzına sigara üflemeden internette var bunu tabii videoları. Öldüm Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar çene kasıldığı zaman kasın çenenizi. Ağzınızı dudaklarınızı tamamıyla kapatın bakalım nefes alabiliyor musunuz? Deneyelim. Bakın burnumuzdan alabiliyoruz. O yüzden kasılmayın arkadaşlar. Bizi burada tek kasacak olan şey dilin geriye kaçması veyahut da yabancı bir cismin orayı tıkaması olur. Yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır demiş. 10, 18, 12, 20, 14, 22, 16, 24 demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. 12'ye 20 olacak arkadaşlar. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş arkadaşlar. Burada kırmızı lambalardan kastı şunlar arkadaşlar. Bakın bir tane burada, bir tane de burada var. Aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu demiş. Bizim arkadaşlar burada A ve B şıkkını iyi güzel yapıyorlar. Ulan diyorlar bunlar sinyal değil. Kırmızı sinyal görmedik biz hiç diyorlar. Pardon. Diyorlar ama araçta frenleme yapıldığı ile geri gelmekte arasında gidip geliyorlar arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Araçta frenleme yapıldığını bizlere bildirir. Aracın geri gelmekte olduğunu bildirenler ise aracın arkasında yanan beyaz lambalar olacak arkadaşlar. Araç hareket halindeyken ayağın debriyaj yani kavram pedalının üzerinde devamlı olarak durması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Hangisi olur? Araç daha hızlı gider, lastikler aşınır, debriyaj balatası aşınır, vites kutusu yani şanzıman aşınır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kavrama dediğimiz debriyajın balataları aşınacak arkadaşlar. Bir bakmışsınız bir gün gaza basıyorsunuz, debriyaja hiç basmadığınız halde araç gitmiyor. Ne oluyor ya diyeceksiniz. İşte o an anlayacaksınız ki debriyaj balataları gitmiş. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Önemsenmez devam edilir. Yakıt seviyesi kontrol edilir. Doğru cevabımız durulup kontağın kapatılması ve akü bağlantısının çıkarılması gereklidir arkadaşlar. Allah göstermesin aracınız yanabilir. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Boşaltım sistemi bunu oluşturan organlardandır arkadaşlar. Böbrekler, işte idrar kanalı vesaire bunlar boşaltım sisteminin bir numaralı elemanıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacak, konuşabilmesi olacak arkadaşlar. Konuşuyorsa dışarıya doğru bir nefes akışı var. Ne yaptı arkadaşlar? Vardır. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? Evet, sakıncalı olan durumu soruyor bize. Toplar damar kanamaları, bacak bölgesi kanamaları, çökme kırık ile birlikte olan kanamalar, koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar demiş. Doğru cevabımız tabii ki de arkadaşlar çökme ile birlikte oluşan kanamalar olacak. Kesinlikle bastırmayın arkadaşlar. Daha da işi affedersiniz, bok edersiniz. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 130, 110, 100 arkadaşlar bir de 90 verilmiş. Doğru cevabımız 110 olacak. Aklımıza bunu da yazabiliriz. Zaten bir otobüs sorarlar, bir de genel olarak söylüyorum bunu. Bir otobüs, bir de otomobili sıkça sorarlar arkadaşlar.
Genelde bunlar kullanılıyor çünkü. Evet, burada son buluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir de arkadaşlar, böyle sonuna kadar izleyenler varsa içinizde, 50. soruyu görmüşseniz şu anda, altına gördüm hocam 50. soruya kadar izledim diye yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum kaç kişi böyle sonuna kadar izliyor. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.